Ankara'da yaşayan avukat Mustafa Alpar Ceylan, akıllı lens taktırmak için bıçak altına yattı. Fakat başına gelmeyen kalmadı. İddiaya göre 15 dakika sürmesi gereken ameliyat 75 dakika sürdü. Talihsiz avukat ameliyattan çıktığında da kendine bir türlü gelemedi. Başka bir hastaneye muayeneye gittiğinde ise korkunç gerçekle yüzleşti. Gözündeki retina yırtılmıştı. Tekrar tekrar ameliyatlar geçirse de sağ gözü bir daha görmedi. Hukuk mücadelesi başlatan avukat yaşadığı mağduriyeti anlattı. Doktor katliamı var. Muhtemelen enjeksiyon yaparken retinayı parçaladılar. Şu an göremiyor musunuz? Hayır, hiçbir görüntü yok. Daha net görebilmek için akıllı lens taktırmak istedi, bıçak altına yattı fakat başına gelmeyen kalmadı. Hiç gözlük kullanmayayım derken şu anda araba bile kullanamaz hale geldim. 63 yaşındaki avukat Mustafa Alpar Ceylan yaşa bağlı görme bozukluğu yaşıyordu. Özel bir göz hastanesine giderek ameliyat olmaya karar verdi. Operasyon günü geldiğinde her şey yolundaydı. Ta ki 15 dakikalık ameliyat 75 dakika sürene kadar. Talihsiz avukat iddiaya göre ameliyattan çıktığında da bir türlü kendine gelemedi. Bir baktım ki benim sağ gözümde görüntüler kaybolmaya başlamış. Görüntü yok. Acil tekrar oraya gittim. Retina darmadağın olmuş. Avukat Mustafa Alpar Ceylan iddiaya göre korkunç bir ihmalin kurbanı oldu. Çünkü sadece yaşa bağlı yakını göremezken bir anda retina yırtılmasıyla karşı karşıya kaldı. Avukat Ceylan başka hastanenin yolunu tuttu. Yeniden ameliyat edilse de hala görme kaybı yaşıyor. Benim hocam diyor ki ben görme garantisi veremem. Belki bir metre, belki de 1,5 metre görebilirsin. Onun ötesi yok diyorlar. Genelde bu tarz davalarda onam formunu öne sürüyorlar. Biz size riskleri belirtmiştik diyorlar. Fakat bu milyonda bir olabilecek bir ihtimal. Burada %100 doktor hatası var. Ceylan bir meslektaşından destek alarak hukuk mücadelesi başlattı. Şimdi tek bir isteği var. Yaşadığı mağduriyeti başkaları yaşamasın. Hem maddi hem manevi olarak çok büyük sıkıntılarım ve zararlarım oldu. Bir özür bile dilemediler. Gereğini yaparız bile diyemediler. Bu süre içerisinde hastaneden hiçbir şekilde destek alamıyor. Burada cezai sorumlulukları da olduğu için sadece malpraktis davası açmayacağız. Ceza davası da açacağız. Bile bile müvekkilimin deyimiyle katliam yapıyorlar. Sürecin takipçisi olacağız.